arkadaşlar. Bugün Bursa Spor'umuz Bolu sporu, Timsah Arena'da 4-2 yenerek yeni bir galibiyete imza attı. Bugün sizlerle birlikte bu maçı yorumlayacağım. Ama öncesinde hafta içinde neler yaşanmış birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Daha sonra maçta yaşananlarla birlikte tekrardan yorumlarımı yapacağım. Arkadaşlar öncelikle İzmir'de yaşanan depremden dolayı bütün İzmir halkına başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Altın Altınordu ve Menemen Sporu'nda gene maçlarının ertelendiğini gördük. İnşallah en kısa zamanda göçük altında kalan vatandaşlarımız da kurtulup bir an önce ailelerine kavuşurlar. Ben de 99 depreminden depremzedeyim. Allah kimseye bu acıyı bir daha yaşatmasın diyorum arkadaşlar. Bu konudan da bahsettikten sonra Bursa Spor konusuna geçebiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta hafta içi maçlarında oynanmasıyla birlikte takımımız İzmir'deydi. Yani deprem bölgesindeydi. Ve önce Menemen Spor'la daha sonra da Akisar Spor'la mücadele etmiş ve ikisinde de 2-1 iki kaybetmişti. Bu mağlubiyetler sonrası camiada bir Mustafa er hocamıza olumsuz görüşler vardı. Ve işte istifa edeceği, istifa ettirileceği konuşuluyordu ki bunları gerçekten duymak düşmüş bir camia olarak bizlerin tepkisini çekti açıkçası. Hani hoca hata yapabilir ama her hata yaptığında da hoca değiştireceksek arkadaşlar hani bu iş böyle olmaz. Yani Mustafa Hoca gitti diyelim sonra başka hoca geldi hadi o da gitti diyelim sonra sıra başkana mı gelecek yani Biz biraz fazla e, Hoca harcıyormuşuz gibi geliyor bana bir taraftan Yanılıyor muyum bilmiyorum ama e, Sizler neler düşünüyorsunuz sizler de yorumlarda belirtirseniz sevinirim Arkadaşlar geçen sene Bursa'daki Bolu maçı da gene seyircisiz oynanmıştı ki pandeminin ilk denk gelen maçıydı bu maç Ve gene e, Anıl Karayer'in yapmış olduğu bir hatayla zannedersem bir bir berabere kalmıştık İzmir maçlarından sonra genç futbolcularımızdan Ramazan Keskin'in de gene sakatlandığını ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını öğrendik. Sağ olsun gene futbolcularımız ve yöneticilerimiz de Ramazan Keskin'i yattığı hastanede ziyarete gittiler. Ramazan'a da buradan geçmiş olsun diliyor ve bir an önce yeşil sahalarda onu beklediğimizi söylüyorum. Bu hafta içi arkadaşlar bir de Mesut Yılmaz'ı kaybettik ve maç öncesinde dikkat etmişsinizdir. Bir dakikalık saygı duruşu oldu. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Geçiyorum Bursa Spor Bolu Spor maçına. Bolu Spor tarafına bakacak olursak arkadaşlar bir teknik direktör değişikliği yapılmış. Reha Erginer gelmiş takımın başına ve Bursa Spor'a karşı ikinci mücadelesini veriyordu. Lige kötü başlayan Bolu Spor ikinci maçında deplasmanda çıkış arıyordu açıkçası. Fakat Bursa Spor'umuz bugün buna izin vermedi. Bursa Spor'da da ilk 11'e baktığınızda arkadaşlar Burak parmakla Aykut Akgün dışında 9 futbolcu da Vakıfköy patentli altyapı oyuncularımızdı. Ve belki de Bursa Spor ilk defa bir maça bu kadar yaş ortalaması düşük bir ilk 11 ile başladı diyebiliriz. Sol bekte oynayan Onur Atasayır'ın yerine Emirhan'ı deniyordu Mustafa Hoca. Ve Emirhan'ı da bu sefer yerinde oynatmak istediğince yerine 16 yaşındaki Kerem Kök'ü sahaya sürmüş oldu. Ve Kerem Kök de ilk defa ilk 11'de sahada kendine yer buldu. Böylece Emirhan da kendi mevkisinde oynayabilmiş oldu. Geçen hafta sonradan oyuna giren Kerem Şen de gene bu hafta ilk 11'de yer aldı. Böylece iki Burak'tan sonra iki Kerem de Bursa Spor'un ilk 11'inde görmüş olduk. Hatırlayacaksınız arkadaşlar ilk 6 hafta Bursaspor ilk golü bulan taraftı. Ta ki Akisar maçına kadar. Bu maçta da gene ilk golü bulan taraf biz olmadık. Karşı taraftan Bol Spor attı golü ve 1-0 yenik duruma düştük. Henüz daha maçın 8. dakikasında. Golde de defansımız biraz hazırlıksız yakalanmıştı ve sol bekten gelen Boluspor'un Bolu Spor'un kaptanı Muhammed Bayır düzgün bir vuruşla topu filelerimize yolladı ve Bolu Spor 1-0 öne geçti. Maça iyi başlayan Bolu Spor golden sonra da ataklarını devam etti ve 17. dakikada da gene gelen bir kornerde arka direğe gelen topu iyi yükselen Bolu Spor futbolcunun şutunu kalecimiz Deniz son anda çelerek kornere yolladı. Bolu Spor'un bu ataklarından sonra 1 da geride olan Bursa Spor'umuz 21. dakikada sağ kanattan Burak Altıparmak'la bir pozisyon arayışı içerisindeyken kendisine faul yapıldı. Ve Burak Altıparmak Ali Akman'ın da hareketlenmesiyle çok güzel bir e, ara pası attı diyebilirim. Ali Akman da tek bir vuruşla kalecinin üzerinden e, skoru dengeleyen vuruşu yaptı. 1-1 e, oldu tabi. Bursa Spor'daki e, localardaki taraftarlarımız da e, gene bu gole oldukça sevindiler. Golden sonra seslerini daha yüksek sesle duymuş olduk. Sanki taraftarlarımız bizim yokluğumuzu bu maçta hiç aratmadı diyebilirim. Skor 1-1'di arkadaşlar ama fiziksel olarak Bolu Sporlu futbolcular bizim futbolcularımıza biraz daha üstündü diyebilirim ki. 28. dakikada Mustafa Hoca bunu düşünmüş olup orta sahada üstünlük kurmamız için Tuğbey'i oyundan aldı ve yerine Recep Aydın'ı sahaya sürdü. Aslında Tuğbey de bu dakikaya kadar fena oynamıyordu diyebilirim. Fakat fiziksel olarak Bolu Spor'un bize karşı bir üstünlüğü vardı zannediyorum. Mustafa Hoca bunu görmüş olmalı. Bu oyuncu değişikliğinden sonra da yine sağ kanattan gelen Boluspor Spor bomboş bir pozisyonda skoru 2-1'e getirecek olan golü kaçırdı. Yani bomboş pozisyonda e, bu golü atsalar kimse bir şey diyemezdi herhalde. İkinci golü de kaçıran Bolu Spor biraz daha gençlerimiz karşısında iştahlanmıştı ki oyunu da biraz sertleştirmeye başladı bu arada. Mustafa Hoca gene sol bekte başlatmış olduğu Kerem Kökü Onur Atasay'la değiştirerek oyunu biraz daha dengelemeye çalıştı ki bence de biraz daha oyun fiziksel olarak dengelenmiş oldu. Bu değişikliklerden sonra arkadaşlar Bursa Spor 34. dakikada bir gol kaçırdı. Duran toptan gelen ortada Burak altı parman kafası kalecinin üzerine gitti ama top köşeye gitse gol de olabilirdi. Henüz daha ilk yarı bitmeden iki oyuncu değiştiren Bursa Spor'dan sonra Boluspor'da da Mertan sakatlandı ve yerine Hamza Güre bıraktı. Boluspor'un bu değişikliğinden hemen sonraki atakta Bursa Spor çok güzel bir gol buldu Burak Kapacak'ta. Burak Kapacak orta sahada aldığı topla ilerlerken dribling halinde bir yandan topu Ali Akman'a mı atacak acaba falan derken topu sağ ayağına alıp hani adını da anmak istemiyorum ama hani Volkan Şen gibi bir vuruşla uzak direğe doğru güzel bir ayak içi vuruşu yaptı. Top direğe çarpıp girdi arkadaşlar. Kaleci Moskera e da topu yetişebilmek için adeta yerde süründü diyebilirim. Tabi bu güzel gol sonrası bizler televizyon başında taraftarlarımız da localardan güzel bir gol sevinci yaşadık diyebiliriz. İlk yarının bitmesine 1 dakika kala 44. dakikada Boluspor Spor golü de buldu. Fakat offside gerekçesiyle gol değer kazanmadı arkadaşlar. Pozisyonun tekrarına baktığımızda ise gerçekten hakem pozisyonu çok güzel süzmüş. Yani az farklı pozisyon offside'dı. TFF birincilikteki bir hakemin bunu süzebilmesi gerçekten bizleri de memnun etti. Biz burada Altay maçındaki offside pozisyonlarını da TFF birincilikteki hakemlerle tanışmıştık aslında. Bu sefer şans bizden yana oldu diyebilirim. Artık hakemin doğru karar vermesini bir de şanstan sayıyorum artık siz düşünün. İkinci yarıya da arkadaşlar Mustafa Hoca oyuncu değişikliğiyle başladı. Orta sahada oynayan Kerem Şen yerini Batuhan Kör'e bıraktı. İkinci yarıya da Boluspor topa basarak başladı arkadaşlar ve ben biraz çekindim açıkçası Boluspor'dan ilk başlangıçta. Bursa Spor'da daha çok kontrol ataklarla pozisyona girmeye çalıştı ve 49. dakikada Ali bir şutu yaklaşık yarım metre kadar yandan avuta çıktı. Gene bir başka kontrol atakta bu sefer 51. dakikada sağ kanattan kaçan İsmail çok çalış. Topla birlikte ilerledikten sonra arka direğe Recep Aydın'a aldı at diye bir pas attı. Fakat Recep Aydın bunu gol atamasa da Alakmana indirerek asist yapmış oldu. Ali Akman da her zamanki bitiriciliğini gösterip skoru 3-1'e taşıdı. Bu golle Ali Akman ligdeki 7. golünü atmış oldu arkadaşlar. Ve skorda 3-1'e gelmiş oldu. 3-1'den sonra da arkadaşlar yine kontra ataklarla e, ataklarımız devam etti. Ve e, yaşanan bir pozisyonda e, Ali Akman e, etrafında toplanan defans oyuncuları e, Recep Aydın'ı bir anda sol tarafta unuttu. Recep Aydın'a Ali Akman'ın pas atmasıyla da Recep Aydın'ın şöyle bir e, plase vuruşu uzak direkte tam çataldan geri döndü. Kalecinin de üzerine geldi top. Yani burada maç 4-1 olsa belki 5-1, 6-1 gidebilirdik. Bu pozisyonları da süzen artık Bolu Spor'un hocası bu pozisyondan sonra iki oyuncu değişikliği yaptı. 60. dakikaya geldiğimizde de bu sefer Burak Kapacak sedye ile kendisini kenara aldırdı. Daha sonra tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna girse de 1-2 dakika sonra oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı Mustafa Hoca ve yerini Çağatay Yılmaz'a bıraktı. Burak kapacak. Çağatay da Burak kapacan güzel performansından dolayı belki kendini e, oyunda bulamıyordu. Bu sakatlıktan sonra Çağatay da yaklaşık 30 dakika sahada kaldı ve bu fırsatı iyi değerlendirdiğini gördük. Eee Çağatay'ın bu güzel futbolda da bizleri memnun etti açıkçası. 75. dakikada Çağatay'ın bir kafa vuruşunda gene kaleci e, kurtarmış oldu. 77. dakikada Boluspor'un golü geldi. Yani golde öyle bir gol ki maç içinde 10 kere vursanız öyle gol olmaz. Ceza yayında topu durdurduktan sonra Melih Okutan topa vurdu ve top tam çataldan 90'da direğe çarpıp içeri girdi. Kalecimiz Deniz de hiçbir şey yapamazdı bu topa. Artık Deniz'de, Deniz de denizin kaderi diyeyim. Hep böyle şanssız toplar geliyor kaleye. Tabii bu golle skor 3-2 oldu ve Boluspor kalan dakikalarda ümitlendi. Biz de ekranları başında acaba gene Tuzla maçındaki gibi skor 3-3 olur mu diye düşünmeye başladık diyebilirim. Yine golden sonra da Boluspor ataklarına devam etti ve bomboş bir kafa vuruşunu kaçırdılar. Burada skor 3-3 de olabilirdi. 81. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki arkadaşlar, Boluspor'un kaptanı Muhammed Bayır bizim top toplayıcı çocukla tartıştı ve ardından tacı kullanırken de tacı yanlış kullandı. Hakem de tacı Bursaspor'a verince Boluspor'da sinirler gerildi. Bursasporlu taraftarlar da bu sefer top Muhammed Bayır'ın ayağına geldiğinde ıslıklamaya başladılar. 83. dakikada Boluspor daha da risk almak için iki oyuncu daha değiştirdi ve 86. dakikada gene Bursaspor'un golü geldi. Sağ kanattan gene defansın arkasına sarkan Çağatay Yılmaz oldu bu sefer ve e, topu bir iki kere sürdükten sonra aynı Altınordu maçında Kör'ün attığı golün bir benzerini burada görmüş olduk ve gelen ortaya sadece tek bir dokunuşla skoru 4-2'ye getirdi Botvan. Golden sonra da Botvan'ın timsah yürüyüşü yapması gerçekten çok güzeldi. Adeta fotoğrafçılara Yarınki gazete manşetlerinin fotoğrafını çektirmiş oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursa Spor'umuz mücadeleyi 4-2 kazanmış oldu. Aynı zamanda gençlerimiz ilk 7 haftada 8 gol uyan Bolu Spor'a bir maçta 4 gol de atmış oldu diyebiliriz. Maç sonu localarda bulunan taraftarlarımız oyuncularımızı tribüne çağırarak birlikte tezahürat yaptılar. Bu da uzun süredir görmediğimiz ve özlediğimiz görüntülerden bir tanesiydi. Bu maçın iyileri kimlerdi diye bakacak olursak eğer tabii ki Ali Akman'ı sayabiliriz, Burak Kapacağ'ı, Emirhan'ı sayabiliriz. Bunları ilave olarak arkadaşlar ben Onur Atasayır'ı da geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu hatalardan dolayı kesik yemesinden sonra bu maçta biraz daha ayakları yere basarak oynadığını gördüm. İnşallah bundan sonraki maçlarda da benzer performansına devam eder. Bir başka tebriği de arkadaşlar Cüneyt Köz'ün yerine formayı alan Furkan Emre Ünver'e yapmak istiyorum ki bu çocuk aldığı formayı kolay kolay geri vermeyeceğe benziyor. Yaptığı müdahalelerle de fiziğiyle de e, bu pozisyona yakıştı bence Furkan. Bundan sonrası için de başarılar kardeşim. Bir tebriği de Çağatay'a yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani Burak kapacağı bir şey olsa yerine Çağatay'ı al koy. O kadar e, temiz ayağı var Çağatay'ın da. Son yarım saatlik dilimde fırsat bulsa da Çağatay bizlere güzel bir e, futbol izlettirdi diyebilirim. Arkadaşlar e, ligde puan durumuna baktığımızda Bursa sporumuz, e, maç fazlasıyla ligde en çok atan takım durumuna yükseldi. 8 maçta 16 golle 16'yı yakaladık. Maç ortalaması olarak da 2 golle ulaştık. En çok gol atan oyuncularımıza baktığımızda da Ali Akman 7 gol, Burak Kapacak 3, Batuhan Kör de 2 gole ulaşmış oldu. Ve yeniden 10. sıraya çıkmış olduk. Haftaya bir başka rakibimiz olan Ankara Spor'la maçımız var arkadaşlar. İnşallah bu maçı da alıp yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar Bursa Spor için bu sezon yapılabilecek en doğru şey yönetme, teknik ekibe ve oyunculara sonuna kadar destek verip ve onlara güven ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu galibiyetten dolayı da Mustafa Er ve öğrencilerini kutluyorum. Haftaya Ankara Spor maçına kadar şöyle tüm Bursa güzel bir hafta geçirsin arkadaşlar. Şu galibiyetin tadına varalım. Haftaya Cumartesi Ankara Spor maçıyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler.